Herkese merhaba. Bugün Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Kula köyünde bulunan Sülüm mağaramızı ziyaret edeceğiz. Şu arkamda gördüğünüz dağ eteğindeki kayaçlara çıkacağız. Hep birlikte videomuza geçebiliriz. İnternetten bir araştırma yapmayı denedik ama bir bilgi elde edemedik. Sadece köy halkının verdiği bilgiler doğrultusunda ve Niğde'nin de Kapadokya sınırları içerisinde yer aldığından dolayı bir yeraltı şehri olduğunu düşünüyoruz. Hep birlikte bakacağız. Evet, arabamız burada. Buradan yürüyerek geldik. Gayet yorucu bir yol oldu. Siz de arabanızı oraya bırakıp yürüyerek devam etmeniz gerekiyor. Yaklaşık bir 10 dakikalık bir yürüme mesafesi kat ettik. Şu an bir 10 dakikada olduğunu düşünüyoruz. Çünkü yamaç çok dik olduğu için yakın görünebilir ama fazlasıyla yorucu bir yol. Devam edelim. Her ne kadar doğasında ağaç bulunmasa da bu bozkırın güzelliği bizi fazlasıyla mutlu etti. Yürüdüğünüz yollara değmiş oluyor, bunu söyleyebilirim. Arkamda da kar sularının eridiği bir su akıntısı var. Eriyerek geldiği bir su akıntısı var. Sülüm mağaramızın yakınlarındayız. Burada da bir kaya oyuntusu var. Dikkatimizi çekti. Yılın belli dönemlerinde muhtemelen su akıntısı oluyor buradan doğal şartlarla ve yosunlar oluşmuş. Evet, bakabilirsiniz. Evet, mağaramıza geldik. Şöyle oval bir kayamız var. Bunun aralarında işte örneğin şurada bir giriş var. Burada bir giriş var. Ama bunlar kapanmış vaziyette. Onları da birazdan göstereceğim. Asıl Sülüm Mağarası girişi şu kısım. Yani solda kalan kısım. Yani burayı nasıl anlarsınız? Burası daha bir otlak bir alan önü. En azından düz. Yaşamın olduğu belli oluyor yani. Böyle bulabilirsiniz. Evet, mağaramızın hemen yan tarafındayız. Ve bu kaya arasında güzel bir soğukluk var. Onu hissedebiliyorsunuz. Yani serin bir ortam iki kayanın arasında kaldığı için. Ve kayalar da yıllardan beri oluşan işte aşınmalar sonucu, su almalar sonucu vesaire. Buralarda cevherleşmeler oluşmuş durumda. Ama tabii ki jeolojiden anlamadığımız için nasıl bir cevherleşme olduğunu bilmiyoruz. Mağaramıza geldik. Burada bir büyük değirmen taşı var. Bunun altı çok dar. Üstünden geçmeniz gerekiyor. Hadi başlayalım. Mağaramızın içerisine girdik. Burada yani eğilerek gitmek zorunda kalacağız. Yani şöyle söyleyeyim. Benim boyum 1.75. Tamamı şurada.
Şurası iyice küçülüp gidiyor. Yani daha da eğilmek zorunda kalacağız. Bilginiz olsun. Yani 1.50'lerde falan yürüyeceğiz. Şurada bir odamız var ilk olarak. Hemen girişte. Evet. Buradan dönelim. Yine burada da bir odamız var. Bu da hemen girişte bulunuyor. Kapı girişinde olan değirmen taşında burada da var bir tane. Burada yine bir oda var. Yine burada da bir oda var. Evet, alan iyice daralmaya başladı. Evet, burası köylülerin deyimine göre kemik kuyusu dedikleri bölge. Yani burası bir toplantı alanı gibi. Bayağı büyük bir yer. Gördüğünüz gibi. Evet, büyük salona geldik. Burası muhtemelen toplantı yapılan bir bölgeydi. Ve kemik kuyusu dedikleri yer burası. Burası da taşlarla kapalı şu anda. Buradan sonrasında giden yerler var. Bir o tarafta, bu taraflarda da var. Buradan sonrası çok daraldığı için gitmemiz mümkün değil. Şurada da bir yer var. Ama oralara artık girmemiz imkansızlaşıyor. Ve buradan geri dönmek zorundayız artık. Evet, buralarda suları görüyorsunuz, kayalardan akan. Sürekli damlama halinde. Hatta suyun biriktiği bir bölgede söylediler bize. Ama şu an orayı bulamadık. Burada da bir yarasaya denk geldik. Kapanmış ve yatıyor. Evet, dedikleri su galiba bu tarafta. Bu tarafa girmeyeceğiz artık. Buradan geri döneceğiz. Burada su daha fazlalaşıyor. Gerilimli bir ortam diyebilirim. Ama farklı oldu bizim için. Ondan fazla mağaraya rastladık ve o geniş alandan sonrasına zaten ilerlemek mümkün değil. Yabani hayvan olarak yarasaya rastladık. Bizim için çok eğlenceli, aynı zamanda gerilimli oldu. Tek başınıza girmemeniz gerektiğini söyleyebilirim çünkü insan doğası gereği ilerledikçe nefes daralıyor ve ilerlemek mümkün olmuyor. Bu yüzden dolayı. Videomuzu burada bitiriyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.